Selamlar herkese. Bu videoda da Mutex uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İlk bahsedeceğimiz uygulama ise bir deadlock uygulaması. Yani uygulamamızın kilitlenmesi arkadaşlar. Deadlock nedir? Deadlock, threadlerin karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaç duyduğu kaynakları elinde tutması ve bunun sonucunda hiçbir threadin erişmesi gereken kaynağa ulaşamaması durumunda meydana gelen kilitlenme durumuna verilen isimdir. Bu kilitlenme nasıl bir kilitlenme? Onunla alakalı basit bir görselimiz var arkadaşlar. Gerçek hayattaki karşılığına dair bir örnek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 4 tane yol var. 4 tane de araç var. Ama araçların her birisi bir diğer aracın geçeceği yolu kapattığı için arkadaşlar birbirlerinin kaynaklarını meşgul ediyorlar ve dolayısıyla hiçbirisi hareket edemiyor, ilerleyemiyor arkadaşlar. Deadlock da tıpkı buna benzer bir durum. Onunla ilgili görselimize bakalım. Gerçek deadlock ile ilgili görselimize bakalım yani. Bakın iki tane thread'imiz olsun bizim arkadaşlar. Thread 1, thread 2. Bunlar A kaynağını ve B kaynağını sırayla kullanmaları gerekiyor. Ama baktığımızda thread 1'in A kaynağını kilitlediğini görüyoruz. Ardından thread 2'nin de arkadaşlar B kaynağını kilitlediğini görüyoruz. Thread 1'in B kaynağına ihtiyacı var. Thread 2'nin ise A kaynağına ihtiyacı var arkadaşlar. Ve dolayısıyla bunlar bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kendi ihtiyaç duydukları kaynağın serbest bırakılmasını bekliyorlar. Ama ikisi de birbirlerinin kaynağını elinde tuttukları için arkadaşlar bir serbest bırakma durumu da söz konusu olmuyor. Ve threadlerin de ilerlemesi, çalışması söz konusu olmuyor. Bununla ilgili olarak kendimiz basit bir örnek geliştirelim arkadaşlar. Örneğimizde iki tane mutex nesnemiz, iki tane de threadimiz olacak. Threadler gördüğünüz gibi fonksiyon 1 ve fonksiyon 2'yi icra edecek. Fonksiyon 1 burada, fonksiyon 2 burada. Bunları main bloğu içerisinde ayrı ayrı threadler üzerinden çalıştırıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunların thread 1 ve thread 2'nin, T1 ve T2'nin daha doğrusu aynı anda çalışmaya başladığını varsayarak düşündüğümüzde bakın fonksiyonları inceleyelim. Fonksiyon 1'e baktığımızda ilk olarak mtx1 nesnesinin kilitlendiğini görüyoruz. Bunlar paralel bir şekilde yürüyeceği için aynı anda veya çok yakın bir anda da arkadaşlar fonksiyon 2'de ne yapacak? mtx2 nesnesini kilitlemiş olacak. Bu ilk kilitlemelerin ardından yine her iki fonksiyon da arkadaşlar sleep for fonksiyonunu çalıştırıyor ve 100'er milisaniye bekleme durumuna geçiyor arkadaşlar. Yani bu esnada fonksiyon 1 ve fonksiyon 2 dolayısıyla T1 ve T2 arkadaşlar birbirlerinin ihtiyaç duyacağı bir adım sonrasında ihtiyaç duyacağı mutex nesnelerini kilitlemiş durumda. Fonksiyon 1'imiz mtx1'i, fonksiyon 2'miz ise mtx2 nesnesini kilitlemiş durumda. Ardından fonksiyon 1 yani thread 1 mtx2'yi kilitlemeye kalktığında arkadaşlar bunun kilitlemesi söz konusu olmayacak. Çünkü mtx2 zaten fonksiyon 2 içerisinde kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla fonksiyon 1'in mtx2 nesnesini kilitlemesi söz konusu değil. Benzer şekilde fonksiyon 2'nin de arkadaşlar buradaki ilk mutex nesnesini yani mtx1'i kilitlemesi söz konusu değil. Çünkü zaten mtx1 nesnesi daha öncesinde fonksiyon 1 tarafından kilitlenmiş durumunda. Yani şu noktada ne oluyor arkadaşlar? Şu noktada ilk 3 satırlarında fonksiyonlarımızın ilk 3 satırlarında ne oluyor? Fonksiyonlarımızın dolayısıyla threadlerimizin her birisi birer tane mutex nesnesini kilitlemiş oluyor ve kilitlemek istedikleri diğer mutex nesnelerini kilitleyemiyorlar arkadaşlar. Birbirlerinin kaynaklarını ellerinde tutuyorlar. İkisi de serbest bırakamıyor. İkisi de serbest bırakamadığı için de ihtiyaç duyduğu nesneleri kilitlemeleri söz konusu değil. Dolayısıyla burada bakın ekranda ben fonksiyonların ismini yazdırmayı tercih ettim burada. Ama ne fonksiyon 1 için ne de fonksiyon 2 için ekranda herhangi bir şey yazılması söz konusu olmayacak arkadaşlar. Bu cout satırların altında her ne kadar mtx nesnelerin mtx 1 ve 2 nesnelerinin kilidin açılması ile ilgili kodlarımızı yazdıkken unlock fonksiyonlarını çalıştırdık ama onların da icra edilmesi mümkün olmayacak arkadaşlar. Uygulamamı kaydediyorum ve derliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın uygulamamız çalıştı. Şu anda çalışıyor. Ama bir kilitlenme durumu söz konusu olduğu için ne fonksiyon 1 yazısını görebiliyorum ne de fonksiyon 2 yazısını görebiliyorum. Şu anda uygulama daha doğrusu threadler nerelerde tıkanmış durumda? Şurada mtx2 lock ve mtx1 lock satırlarında kilitlenmiş durumda. Her iki thread de birbirlerinin kaynağını elinde tutuyor ve dolayısıyla da bu kaynaklara ikisi de erişememiş oluyor arkadaşlar. Uygulamamı durduruyorum. Bu problemin üstesinden nasıl gelebilirdik?
Sadece bu uygulama için konuşuyorum tabii ki arkadaşlar. Yani bir deadlock problemine karşı alınacak genel bir tedbirden bahsetmiyorum. Sadece şu anda geliştirmiş olduğumuz örnekle alakalı konuşursak, biz mutexleri aynı anda kilitleyip açarsak herhangi bir problem yaşamayacağız. Bakın şu açıklama satırlarını sileyim şuradan. Yani MTX 1 lock ve MTX 2 lock satırını ben hemen ardı ardına çalıştırırsam, yani sleep 4'dan önce çalıştırırsam, benzer şekilde arkadaşlar fonksiyon 2 içerisinde de yine MTX 2 ve MTX 1 mutexlerini ardı ardı kilitlersem sleep 4 fonksiyonundan önce herhangi bir problem olmadan, herhangi bir kilitlenmeye mahal vermeden bunların çalışmasını sağlamış olacağım. Değerliyorum tekrar. Çalıştırdığımda bakın fonksiyon 1, fonksiyon 2 problemsiz bir şekilde çalışmış oldu. Yani uygulamalarımızı geliştirirken, paralel işlemler yürütürken, threadlerle, mutexlerle uğraşırken arkadaşlar bu tarz kilitlenmelere mahal vermeyecek şekilde kodumuzu organize etmemiz gerekecektir. Deadlock bu şekilde. Tabii farklı farklı deadlocklar olabilir. Biz burada sadece basit bir örneğini verdik ve onun önlemi de yine basit bir şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Bütün deadlocklar için aynı şekilde çözüm üretebileceğimizi söylemek doğru bir ifade olmayacaktır. Her deadlock durumu için farklı bir önlem almak gerekecektir muhtemelen. Kodlarımı ve terminleri temizliyorum. Şimdi bu videoda inceleyeceğimiz ilk sınıfa gelelim arkadaşlar. Lockguard sınıfı. Bizler mutex nesnelerini lock ve unlock ederek, yani bir kritik veriyi aynı anda sadece tek bir thread'in müdahale edebilmesini sağlamak için mutex nesneleri aracılığıyla ilgili kritik bölgeyi kilitleyip ardından işlem yapan thread'in işi bittikten sonra da kilitlediğimiz mutex nesnesinin kilidini açıyorduk. Yani kilitlemek ve kilidi açmak gibi iki aşamalı bir işlem yapmamız söz konusuydu. Lockguard sınıfı mutex nesnemizin kilitlenmesini sağlar. Ardından da içinde bulunduğu kapsamın dışına çıkıldığında otomatik olarak bu kilidin açılmasını gerçekleştirir arkadaşlar. Şimdi yapacağımız örnekte arkadaşlar Lockguard sınıfını kullanmadan nasıl uygulamamızı geliştiriyoruz ya da Lockguard sınıfını kullandığımızda örneğimiz nasıl değişiyor ona bakalım istiyorum. Basit bir örneğimiz var. Daha önce de bu örneği yapmıştık diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bir tane fonksiyonumuz var. 1 milyon artır. Ne yapıyor? Bu x değişkeninin değerini arkadaşlar 1 milyon artırıyor bir döngü içerisinde. Burada x kritik veri olduğu için de ne yapıyoruz? Döngü içerisinde mutex nesnesi aracılığıyla x'in bulunduğu bölgeyi arkadaşlar kilitliyoruz. X'in değerini artırdıktan sonra da bu kilidi unlock ediyoruz. Yani kilidi açıyoruz arkadaşlar. Bu geleneksel yöntem. Yani Lockguard sınıfını kullanmadığımız takdirde biz uygulamamızı bu şekilde geliştiriyorduk. Ardından T1 ve T2 adında iki tane thread oluşturuyoruz ve bu 1 milyon artır fonksiyonu arkadaşlar iki kere icra etmiş oluyoruz. İki kere icra edileceği için de sıfır olan x değişkenin değerinin biz 2 milyon olmasını bekliyoruz. Bu haliyle bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi x değişkeninin doğru bir şekilde 2 milyon değerine ulaştığını görüyoruz arkadaşlar. Burada ne yaptık? MTX nesnesini önce lock ettik, kilitledik. Ardından x'in değerini artırdıktan sonra da arkadaşlar bu kilidi açtık. Peki bu kilidi açmasaydık, iptal etmeseydik acaba ne olurdu? Bakın şurada MTX unlock satırını pasif hale getiriyorum. Bir de x değişkeni üzerinde ne gibi işlemler yapıldığını görebilmek adına ekranda da ben x değişkenini yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde derleyip çalıştıralım uygulamamızı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kilitlediğimiz mutex nesnesinin kilidini açmazsak x değişkenimiz sadece bir kere artırılıyor. Ardından herhangi bir işlem yapılmıyor ve bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Yani kilitlediğimiz MTX nesnesini tekrar kilidini açmamız icap ediyor arkadaşlar. Açmadığımız takdirde de böyle bir problemle karşılaşmış oluyoruz. Uygulamamı durduruyorum. Ardından bu uygulamayı arkadaşlar ben Lockguard sınıf aracılığıyla tekrar çalıştıracağım. Büyük oranda aynı kodlar. Yine döngümüz var. 1'den 1 milyona kadar gidiyor. X değerini 1 artırıyoruz arkadaşlar. Burada MTX nesnesini lock ve unlock etmek yerine bir Lockguard nesnesini parametre olarak geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak bakın Lockguard nesnesini oluşturuyoruz. Burada şablon tipimizi belirtiyoruz arkadaşlar. Bizim MTX nesnemizin türü mutex olduğu için burada da şablon tip olarak mutex ifadesini yazıyorum. Ve bir tane Lockguard nesnesi oluşturuyorum arkadaşlar. Onun kurucusuna da parametre olarak ben mutex nesnemi gönderiyorum. Bu şekilde bir Lockguard nesnesi oluşturduktan sonra arkadaşlar bunun kilitlenmesini bu satırda sağlamış oluyorum. Ama bu kilidi açmak için herhangi bir unlock ya da ona benzer bir fonksiyon çalıştırmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu döngü kapsamı içerisinde olduğu için arkadaşlar kapsamın dışına çıkıldığı anda ne oluyor? Bu LG ismini verdiğim Lockguard nesnesi arkadaşlar kapsam dışına çıkıldığında
lock edilmiş olan mutex nesnesinin kilidini açıyor. Yani unlock etmiş oluyor. Az önceki gibi lock ve unlock şeklinde iki aşamalı bir işlem yapmama gerek kalmamış oluyor. Bunu yine kaydedip derliyorum. Bu şekilde çalıştırıyorum uygulamamı. Evet, gördüğünüz gibi yine sorunsuz bir şekilde çalıştı ve olması gereken 2 milyon sonucuna biz erişmiş olduk arkadaşlar. Temizliyorum kodlarımı ve terminali. Bahsedeceğimiz ikinci sınıfımız arkadaşlar scope lock. Şimdi bahsettiğimiz logcard sınıfından biraz daha yetenekli bir sınıftır. Tıpkı logcard gibi içinde bulunduğu kapsamın dışına çıkıldığında otomatik olarak kilidin açılmasını sağlamaktadır. Ama ondan farklı olarak iki ya da daha fazla mutex nesnesini aynı anda kilitleyebilmektir arkadaşlar. Yeteneği de buradan geliyor zaten. Aynı anda tek bir mutex değil, 2, 3 veya daha fazla mutex nesnesini aynı anda kilitleyip kilidini açabilmektir arkadaşlar. Bununla ilgili örnek uygulamamıza bakalım. Videonun başında deadlock örneği yapmıştık hatırlayacaksanız. Bu örnekte iki tane mutex nesnemiz vardı ve bu mutex nesneleri aynı anda kilitlendiğinde deadlock durumundan kurtulabiliyorduk arkadaşlar. Deadlock durumunun oluşmasına mahal vermemiş oluyorduk. Şimdi bu mutex nesnelerini scope lock aracılığıyla aynı anda kilitleyelim bakalım. Burada bakalım şöyle ben yorum satırı haline getirdiğim ifadeler arkadaşlar. Ne yapıyor? MTX1 ve MTX2 aynı anda kilitlendiği için biz deadlock durumundan kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Fonksiyon 2'de de aynı şekilde. Şu haliyle zaten şu pasif hale getirdiğim kodlar çalıştırıldığında zaten bir deadlock durumu söz konusu değil. Ama burada ne yapıyoruz? MTX1 ve MTX2'yi aynı anda kilitliyoruz arkadaşlar. Her fonksiyon içerisinde de bunları aynı anda kilitliyoruz. İşte bunları ayrı ayrı teker teker kilitlemek ve teker teker kilitlerini açmak yerine biz scope lock sınıfını kullanacağız arkadaşlar. Hemen fonksiyon 1'e baktığımızda arkadaşlar bir tane scope lock nesnesi oluşturuyoruz. Şablon tiplerimizi belirtiyoruz arkadaşlar. Bizim nesnelerimiz nedir? Mutex nesnelerimiz MTX1 ve MTX2 ve bunların türü de arkadaşlar mutex. Dolayısıyla şablon tiplerimiz mutex olacak. Ardından nesnemiz oluşturuyoruz. Scope lock türünde bir nesne ve parametre olarak arkadaşlar kurucunun parametresine biz ilgili mutex nesnelerini veriyoruz. Bizim nesnelerimizde MTX1 ve MTX2. Dolayısıyla şu satır itibariyle hem MTX1 hem de MTX2 arkadaşlar aynı anda kilitlenmiş olacak. Burada çok fazla bir ehemmiyeti kalmayan yine bir sleep for fonksiyonu var. Ekranda fonksiyon 1 yazdıracağız ve kapsam dışına çıkıldığında arkadaşlar ne olacak? Kilitlenmiş olan yani lock edilmiş olan MTX1 ve MTX2 şu parantezin olduğu yere geldiğinde yani kapsamın dışına çıkıldığında unlock edilecek ve kilidi açılmış olacak. Aynı durum fonksiyon 2'de de var. Yine scope lock nesnemiz var. Şablon tiplerimizi belirtiyoruz ve aynı nesneleri arkadaşlar aynı anda kilitliyoruz. Yine kapsamın dışına çıkıldığında da bu mutex nesnelerinin unlock edilmesini yani kilitlerin açılmasını sağlıyoruz. Bu fonksiyonları birer thread olarak yürütüyoruz, paralel bir şekilde yürütüyoruz ve herhangi bir deadlock durumuna mahal vermeden problemsiz bir şekilde çalıştığını göreceğiz arkadaşlar. Şu yorum satırlarını artık siliyorum, kalabalık etmesin. Uygulamamı kaydediyorum ve derliyorum. Çalıştırdığında gördüğünüz gibi fonksiyon 1 ve fonksiyon 2 yazılarının sorunsuz bir şekilde çalıştığını, dolayısıyla MTX1 ve MTX2 nesnelerin paylaşımı ile ilgili herhangi bir problem olmadığını ve bir deadlock durumunun, bir kilitlenme durumunun olmadığını görmüş olduk arkadaşlar. Temizliyorum tekrar. Şimdi iki tane sınıfı aynı anda inceleyeceğiz arkadaşlar. Unique Lock ve Shared Lock sınıfları. İlgili mutex nesnelerini benzersiz ya da paylaşımlı bir şekilde kilitlemeye yarayan iki ayrı sınıftır. Unique Lock nesneleri içerisinde barındırdığı mutex nesnelerinin sahipliğini paylaşmaz ama devredebilir. Fakat Shared Lock nesneleri içerdiği mutexleri paylaşabilmektedir. Aynı örnek üzerinde her iki sınıf ile oluşturacağımız nesneleri kullanarak sonuçların farklılığını gözlemleyelim arkadaşlar. Örneğimiz şöyle. Burada 4 tane fonksiyonumuz var arkadaşlar. 0 yaz, 1 yaz, 2 yaz ve 3 yaz. Bunlar aynı parametreleri alıyor arkadaşlar. Tekrar. Ne demek tekrar? Ekranda kaç tane 0 yazılsın? Ekranda kaç tane 1 yazılsın? Ekranda kaç tane 2 yazılsın? Ekranda kaç tane 3 yazılsın? Buradaki tekrarlar ekranda yazılacak karakterlerin adedini veriyor arkadaşlar. Fonksiyon içerisinde Unique Lock ve Shared Lock nesnelerini ayrı ayrı deneyip çalıştıracağız arkadaşlar. Fonksiyonlar ne yapıyor? Birer döngü var arkadaşlar içerisinde ve ilgili karakteri mesela 0 yaz fonksiyonunda ekranda 0 karakterini yazıyor ve sleep for aracılığıyla da 10 milisaniyelik bir uyuma, bir bekleme durumu söz konusu arkadaşlar. Aynısı 1 yaz, 2 yaz ve 3 yaz için de geçerli. Ekranda ilgili karakterleri yazdırıyoruz ve döngünün her adımında arkadaşlar 10 milisaniyelik bir uyuma süresi var.
Ve bu fonksiyonla bir thread olarak çalıştırırken arkadaşlar ilk olarak unique lock olarak çalıştırıyoruz. Bakın dördünde de. Ardından da sırayla shake lock olarak çalıştıracağız arkadaşlar. Burada bu arada mutex nesnelerimiz var arkadaşlar. Bunlar nedir? Bakın global değişken olarak tanımladım bunları. Mutex türünde MTX nesnemiz. Bir de shared mutex türünde arkadaşlar SHR-MTX nesnemiz. MTX nesnemizi unique lock nesnemize parametre olarak vereceğiz. SHR-MTX yani shared mutex nesnemizde arkadaşlar shared lock nesnemize parametre olarak vereceğiz. Şimdi ilk olarak dediğim gibi bütün fonksiyonlarda arkadaşlar unique lock nesnesini aktif hale getirdim. Gördüğünüz gibi unique lock. Yine burada şablon parametremizi, şablon tipimizi belirtiyoruz arkadaşlar. Ben parametre olarak MTX nesnesini vereceğim için burada şablon tür olarak mutex sınıfını belirtiyorum arkadaşlar. Ardından main bloğuna baktığımızda 4 tane thread oluşturuyoruz arkadaşlar. Ekranda 50 tane 0 karakteri, 50 tane 1 karakteri, 50 tane 2 karakteri, 50 tane de 3 karakterinin yazılmasını istiyoruz. Ama threadlerimiz başlangıçta dediğim gibi arkadaşlar unique lock türündeki nesneler aracılığıyla kilitlenecek. Bu haliyle uygulamamızı derleyip çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 tane 0, 50 tane 1, 50 tane 2 ve 50 tane de 3 karakterin yazılmış olduğunu gördük. Burada her thread'i de arkadaşlar biz unique lock nesneleri aracılığıyla kilitlediğimiz için ve her birinde de gördüğünüz gibi bakın MTX nesnesini ben parametre olarak geçiyorum. Dolayısıyla ne oluyor? MTX isimli mutex nesneleri paylaşılamayacağı için önce 0 yaz thread'i, 0 yaz fonksiyonu çalıştıran thread çalışıyor ve onun tamamlanması bekleniyor arkadaşlar. 50 tane 0 yazıyor. Ardından 1 yaz fonksiyonu çalıştıran thread çalışıyor ve onun tamamlanması bekleniyor. Çünkü dediğim gibi MTX nesnesi paylaşılmıyor threadler arasında. Ardından benzer şey 2 yaz ve 3 yaz fonksiyonları için de geçerli arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bir paylaşım durumu söz konusu değil. Yani MTX nesnesi threadler arasında paylaşılmadığı için her birisi arkadaşlar o an kilitlenmiş olan, kullanılmakta olan MTX nesnesinin işinin bitmesini bekliyor. Dolayısıyla da fonksiyonlarımız ve bu fonksiyonları çalışan threadler sırayla çalışmış oluyor. Şimdi tersini yapalım. Yani threadlerimizi unique lock ile değil de shared lock nesneleri aracılığıyla kilitleyelim. Hemen gerekli değişiklikleri yapıyorum. Evet, az öncekinin tersi arkadaşlar. Ne yaptık? Bütün fonksiyonlarımız içerisinde shared lock nesnesi tanımladığım satırı aktif hale getirdim. Burada bir shared lock nesnesi oluştururken arkadaşlar şablon tipimizi shared mutex olarak belirttim ben. Çünkü SHR-MTX isimli nesnemizi kullanacağız arkadaşlar ve ilgili kurucuya parametre olarak da SHR-MTX değişkenimizi, nesnemizi gönderiyoruz arkadaşlar. Ve her bir fonksiyonu, dolayısıyla bu fonksiyonları çalışacak her bir thread'le arkadaşlar shared lock nesneleri aracılığıyla kilitlenmiş olacak. Bakalım az öncekinden farklı olarak nasıl bir çıktı elde edeceğiz. Derliyorum uygulamamı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu threadler paralel bir şekilde çalışacağı için bakın 0, 1, 2, 3 ardından 0, 2, 1, 3 şeklinde threadler birbirlerinin işleminin bitmesini beklemiyorlar arkadaşlar. Paralel bir şekilde aynı anda çalışarak 0 yaz, 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz fonksiyonlarının paralel bir şekilde yürütülmesini sağlamış oluyorlar. Burada görüyorsunuz endl'ler de cout endl ifadeleri de bakın bütün karakterler yazıldıktan sonra alt satıra birkaç kere geçilmesi sağlanmış arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı biraz daha değiştirelim arkadaşlar. Melez yapalım. Yani ilk iki thread'imiz shared lock olarak kalsın. Ama diğerlerini unique lock olarak güncelliyorum ben. Bakın shared lock'ları pasif hale getirip unique lock tanımlamalarını aktif hale getiriyorum. Bu şekilde kaydedip derliyorum. Bakalım nasıl bir çıktı elde edeceğiz. Çalıştırdığımda evet gördüğünüz gibi arkadaşlar garip bir çıktı elde etmiş olduk. Normalde 2 yaz ve 3 yaz fonksiyonlarını çalıştıran threadler paylaşımsız olduğu için bir satır boyunca 2 ve bir satır boyunca 3 görmeyi beklerdim. Evet 3'ü görüyoruz ama 2'nin de arkadaşlar 2 karakterin yazıldığı thread'in de arkadaşlar 0 ve 1 karakterlerin yazıldığı threadlerle sanki paralelmiş gibi çalıştığını görüyoruz. Halbuki bakın 2 yaz fonksiyonuna baktığımızda burada paylaşımlı bir durum söz konusu değil. Bir unique lock nesnesi var ve MTX nesnemizi de buna parametre olarak veriyoruz. Burada nasıl bir durum oluşuyor?
Bu uygulamada arkadaşlar 0 yaz ve 1 yaz zaten şehirde olduğu için onlar paralel bir şekilde yürüyor, sorun yok. Yani 0 ve 1 karakterlerin yazılması zaten paralel bir şekilde yürütülüyor. Ama 2 yaz ve 3 yaz fonksiyonuna baktığımızda arkadaşlar bunlar da kendi aralarında herhangi bir paylaşım yok. Yani MTX nesnelerini bu ikisi kendi aralarında paylaşmıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla zaten 3 tamamen bağımsız bir şekilde 3 karakterlerin yazıldığını görüyoruz. Burada da MTX'in bir paylaşılma durumu yok esasında zaten. Ama üstteki fonksiyonlarda shape lock nesneleri ve ona parametre olarak gönderilen SHR MTX nesneleri kendi aralarında paylaşıldığı için onlar kendi aralarında paylaşıyor. Ama buradaki unique lock ve MTX nesnesinin üsttekilerle herhangi bir bağlantısı olmadığı için o da sanki onlarla paralel bir şekilde yürütülüyormuş gibi bir etkiyi biz bu uygulamada yaratmış olduk arkadaşlar. Temizliyorum kodlarımı ve terminali. Şimdi sınıflarımızın ardından bir tane de fonksiyondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Call once fonksiyonu. Bu fonksiyonu anlayabilmek için şöyle bir senaryo düşünelim. Geliştireceğimiz yazılımda paralel olarak çalıştırmak istediğimiz işlemler var. Ama bu işlemleri icra etmeden önce bazı ayarlamaların ya da ön yüklemelerin yapıldığı bir fonksiyonumuzun çalışması lazım. Bu ön yükleme fonksiyonumuz da yine paralel olarak çalışmalı ama sadece bir kez çalışmalı. Çünkü bu ön yükleme fonksiyonu maliyetli olabilir ve tekrar tekrar çalışması kaynaklarımızın gereksiz yere kullanılması anlamına gelebilir. Asıl yürüteceğimiz paralel işlemlerin birbirlerine göre hangisinin önce ya da sonra çalışacağını öngöremeyeceğimiz için ön yükleme fonksiyonumuzun her asıl işlem içinde çalıştığından emin olmalıyız. İşte böyle bir durumda STL içerisindeki call once fonksiyonundan yararlanabileceğiz. Yani call once fonksiyonun sadece bir kere çalıştırılmasını garanti eder, bir kez çalıştırıldıktan sonra tekrar tekrar çalışması engellenir. Bununla ilgili iki tane örnek yapacağız arkadaşlar. İlk vereceğim örnek mekanizmayı anlayabilmek adına çok basit olacak. Bakalım hemen. Burada ilk olarak arkadaşlar bir tane nesnemiz var. Once flag adında bir nesnemiz var arkadaşlar. Bunu sadece oluşturmamız gerekiyor. Once flag türünde bir nesneyi arkadaşlar OF baş harfleri kullanarak OF adında bir nesne oluşturdum. Call once kullanan tüm threadlerin senkronizasyonunu sağlayabilmek için arkadaşlar bizim bu nesneye yani once flag türünde bir nesneye ihtiyacımız var. O nesnemizi hemen burada global olarak tanımlıyorum. Ardından bizim 4 tane fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bunlardan ilki bakın sadece bir kere ismini verdim ben. Bunu bir ön yükleme fonksiyonu olarak düşünebilirsiniz. Yani alttaki fonksiyonların çalışabilmesi için bu fonksiyonun çalışması lazım arkadaşlar. Ama bunu tekrar tekrar da çalışmaması lazım. Sadece bir kere çalışacak ve diğer fonksiyonların çalışmasına uygun bir ortamı, uygun yüklemeleri gerçekleştirmiş olacak arkadaşlar. Amacımız o. O da ne yapıyormuş? Ekranda selam ifadesini yazacakmış. Ardından bizim fonksiyon 1, fonksiyon 2 ve fonksiyon 3 isimli fonksiyonlarımız var. Biz bu fonksiyonları paralel olarak yürüteceğiz arkadaşlar. Fonksiyon 1, 2 ve 3'ü thread nesneleri üzerinden paralel bir şekilde yürüteceğiz. Ama bunları biz paralel yürüteceğimiz için hangisinin önce çalışacağını öngöremeyiz. Öngöremeyeceğimiz için de bizim şu sadece bir kere fonksiyonu her fonksiyon içinde çağırmamız lazım, çalıştırmamız lazım. Ama öyle olduğunda o fonksiyon 3 kere çalışacak. 3 kere çalışmasını da istemiyoruz. İşte böyle bir durumda arkadaşlar biz call once fonksiyonunu kullanacağız. Call once fonksiyonuna biz global olarak tanımladığımız bakın OF nesnesi yani once flag nesnesini ve sadece bir kere ismini verdiğimiz fonksiyonu arkadaşlar parametre olarak geçiyoruz. Yani sadece bir kere ismini verdiğimiz fonksiyonun gerçekten yalnız bir kere çalışması adına call once fonksiyonuna parametre olarak geçiyoruz. Aynısını fonksiyon 2 için de fonksiyon 3 için de yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ifadelerden bir tanesi çalışacak ama hangisi çalışacak bilmiyoruz. Bunlar ayrı ayrı threadlerde paralel olarak yürütüleceği için buradaki ifade mi çalışacak, buradaki ifade mi çalışacak, buradaki ifade mi çalışacak bilmiyoruz ama sadece bir kere çalışmasını biz garanti etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamayı derleyip çalıştırdığımda bunun bir kere çalıştığını görmüş olacağız arkadaşlar. Derliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın ekranda sadece bir kere selam yazdı arkadaşlar. Bakın ilk çalışan thread neymiş? Fonksiyon 3'ün çalıştırıldığı threadmiş. Selam fonksiyon 3, fonksiyon 2 ve fonksiyon 1 çalışmış oldu. Biz burada call once yerine sadece bir kere isimli fonksiyonu doğrudan çalıştırmış olsaydık ne olacaktı arkadaşlar? 3 kere selam yazacaktı. İşte burada bir selam yazacaktı. Ardından fonksiyon 1, selam fonksiyon 2, selam fonksiyon 3 şeklinde çalışmış olacaktı. Ama biz istiyoruz ki bizim ön yükleme fonksiyonumuz yani sadece bir kere ismini verdiğimiz fonksiyonumuz tek bir kere çalışsın ve diğer fonksiyonların çalışabileceği ortamı, çalışabileceği yüklemeleri gerçekleştirmiş olsun arkadaşlar. Ve bunu da call once aracılığıyla gerçekleştirmiş olduk. Temizliyorum. Call once fonksiyonu ile ilgili bir örnek daha yapacağız. Bu örneğimiz bir tık daha gerçekçi arkadaşlar.
temel olarak nasıl çalıştığını anladıktan sonra bir de böyle bir örnek geliştirilmiş dedim. İlk olarak yine bir tane once flag türünde bir nesne tanımlıyorum ki arkadaşlar. Call once fonksiyonu kullanan tüm threadlerin senkronize bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışabilmesi sağlansın. Ardından bir tane mutex nesnem var ama arkadaşlar bu çok önemli bir mutex değil. Sadece cout ekranda yazıları yazdırmak için kullanacağız. Çünkü threadler içerisinde cout ifadeleri çalıştırıldığında arkadaşlar yazılarda kayma oluyor. Henüz bir satır yazılmadan diğer satır da aynı satır içerisinde yazılıyor gibi görüntü bozulmalar oluyor. O yüzden sadece cout ifadesi için kullanacağım bir tane mutex nesnesi tanımladım. Bu çok önemli bir nesne değil bizim şu anda geliştirdiğimiz uygulama için. Bu uygulama ne yapıyor arkadaşlar? Bu uygulama ekranda bu yılı, bir yıl sonrayı ve iki yıl sonrayı gösteriyor. Bu işlemleri yapmak için arkadaşlar bizim integer türünde bir tane global değişkenimiz var. İsmine yıl dedim. Bu yıl dediğimiz fonksiyon ne yapacak arkadaşlar? Bizim yıl değişkenimizi ekranda yazdıracak. Bir yıl sonra ne olacak? Biz yıl değişkenini bir eklediğimizde bir yıl sonrasını elde etmiş olacağız. İki yıl sonrası için ne yapacağız arkadaşlar? Yıl değişkenimize iki eklediğimizde iki yıl sonrasını biz oluşturmuş olacağız. Ama yıl değişkenimize baktığımızda başlangıçta eksi bir değerine sahip arkadaşlar. Bizim bu yıl değerini güncel olarak bu değişkene yüklememiz gerekiyor. Bir ön yükleme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani bu yıl, bir yıl sonra ve iki yıl sonra fonksiyonların çalışabilmesi için arkadaşlar yıl isimli değişkenin doğru veriyi elinde tutması gerekiyor. Başlangıçta dediğim gibi eksi bir değerine sahip ki bu yanlış bir değer. Bizim bir de yıl yükle ismini verdiğimiz bir ön yükleme fonksiyonu var arkadaşlar. Bu fonksiyon ne yapıyor? Yıl isimli değişkene 2020 içerisinde bulunduğumuz değeri biz bu değişken içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Yani bu yıl yükle isimli fonksiyon diğer 3 fonksiyon için hayati bir fonksiyon. Mutlaka bu yıl yükle fonksiyonun çalışması gerekiyor. Ama 3 kere değil sadece bir kere çalışmasını istiyoruz biz. Amacımız o. Bu yüzden de call once fonksiyonunu kullanacağız. Yıl yükle fonksiyona bakıyoruz. Yıl değişkenine 2020 değerini yüklüyoruz. Ardından da ekranda yıl yüklendi ve yılın değerini ekranda yazdırıyoruz arkadaşlar. Burada ekranda görüntülenen yazıların düzgün bir şekilde görüntülenmesi adına MTX nesnemizi kullanıyoruz. Bakın MTX lock ve unlock arkadaşlar. Sadece şu cout kaynağının diğer threadler tarafından aynı anda paylaşılmaması adına kullanacağız bunu. Ardından bu yıl fonksiyonumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir call once görüyoruz. Benzer şekilde bir yıl sonra için de call once ve call once arkadaşlar. Burada of nesnemizi arkadaşlar ve de yıl yükle yani ön yükleme işlemini gerçekleştiren yıl yükle isimli fonksiyonumuzun ismini parametre olarak geçiyoruz burada. Yani ya birinci call once fonksiyonu çalışacak ya ikinci call once fonksiyonu çalışacak ya da üçüncü call once fonksiyonundan bir tanesi çalışacak arkadaşlar. Ön yükleme işlemi herhangi bir thread içerisinde çalıştıktan sonra da arkadaşlar artık hangi threadler hangi sırayla çalışacaksa işte ekranda bu yılı, bir yıl sonrasını ve iki yıl sonrasını biz görüntülemiş olacağız. Threadlerimize baktığımızda da bakın T1, T2, T3 bu yıl, bir yıl sonra ve iki yıl sonra şeklinde fonksiyonlarımızı ayrı ayrı threadler üzerinden yürüterek paralel bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Kaydediyorum ve derliyorum. Çalıştırdım. Bakın yıl yüklendi. Yıl değişkenimize 2000 değerinin yüklendiğini görüyoruz. Ardından bu yıl fonksiyonumuzu çalıştıran thread'imizi görüyoruz. Bu yıl 2020. Bir yıl sonra 2021 ve 2 yıl sonrası da 2022 olacak şekilde doğru sonuçları ekranda görüntülemiş olduk arkadaşlar. Bu örnekle birlikte videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.